AK Parti Bolu Belediye Başkanı Adayı Muhammed Emin Demirkol, Karaçay'da bulunan 3000 kişilik kapalı spor salonunda proje tanıtım törenini gerçekleştirdi. Törene AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkun Yürek, AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, Bolu Belediyesi Eski Başkanı Alaaddin Yılmaz, AK Parti'nin belediye ve il genel meclis üye adayları ile partililer ve 2000'e aşkın vatandaş katıldı. Bu folklor ekibimizi huzurlarınıza davet ediyorum. Programda Demirkol ve ekibi tarafından hazırlanan 101 proje tanıtıldı. Önümüzdeki günlerde projelerimizi billboardlarda, sosyal medyalarda, gazetelerde ve ulusal basında ve evlerinizde broşür ve kitapçık olarak inşallah görmüş olacaksınız. Ben bütün projelerimizi, hedeflerimizi ekibimizle beraber anlatmaya kalksak sabaha kadar vaktimiz yetmez. O yüzden vizyonumuzu gösteren, hayalimizi ortaya koyan, heyecanımızı sizlere aktaran mega projelerimizle birlikte 101 projemizi ekibimizle sizlere arz etmiş olduk. Bolumuz için hayırlı olsun. Bolumuz için 31 Mart inşallah hayırlara vesile olur. Demirkol'un projelerinden bazıları ise şöyle. Birinci projemiz İhsaniye Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi. Çok kıymetli Alaaddin Yılmaz Başkanımla beraber başlayan Vizyon Bolu hayalinin bir parçası. İçinde stadıyla kapalı spor salonu, kurumları, pazar yeri ve konutlarıyla birlikte bir alanın dönüşümünü planladığımız projemiz. İkinci projemiz tarihi Bum Yarımadası Sokağı Sağlıklaştırma ve Restorasyon projemiz. Yine Fatih Metin Başkanımızla birlikte daha öncesinde de duyurulan Alaaddin Yılmaz Başkanımla beraber hedeflenen projeyi İnşallah hep beraber bizlere yapmak nasip olur. En önemli projelerimizden biri geçtiğimiz hafta Gençlik Spor Bakanımızla da İstanbul'da buluştuğumuzda sözünü aldık. İnşallah seçime kadar olan süreç içerisinde Bolu'yu ziyaretlerinde bu sözü bizzat kendisinin vermesini istedik. Bolu'muzda uluslararası ve ulusal maçlarda da milli maçlarda da hizmet verecek olan aynı zamanda Bolu sporumuzun kendi ayakları üzerinde sağlam kalmasını sağlayacak olan stadyum projemiz. Bolu'muzda en önemli problemlerden birinin ulaşım olduğunu biliyoruz. Ve trafik sıkışıklığının sabah ve akşam daha da arttığını, artmaya devam ettiğini görüyoruz. Biz de D100 karayolu üzerinde organize sanayi bölgesi, sanayi kavşağı, göl yüzü ve üniversite kavşağı olmak üzere yine Karayolları Genel Müdürlüğü ile birlikte vekilimin de desteğiyle 4 adet battı çıktı kavşağı Bolu'muza hediye edeceğiz inşallah. 5 yıl önce belediyemizi Alaaddin Yılmaz abimiz teslim ederken birçok arazi teslim etti. Ve bizlere 404 konutla ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere bir konut sözü verildi. Biz verilmiş olan ama yapılmayan bu 404 konutla beraber 600 konut daha ekleyerek toplamda 5 yılda belediyemiz marifetiyle 1000 sosyal konutu Bolu'muza ihtiyaç sahiplerimize vermiş olduk.